Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Rabbi şrah sadri ve yessir emri ve hlul 'ukdeten min lisani yafkahu kavli ve imin şey'in illa yusabbihu bihamdih. 25. sözden 3. şuanın cilvelerinden okuyacağız. İnşallah ikinci cilvesinden okuyacağız. Fakat ben burada okuyacağımız mevzuya gelmeden önce 3. şu anın bir ana hatlarını takdim edeyim. Çünkü e, Şuan'ın şu cilveleri, şuaları, şarkları birbiriyle alakadar. Biraz daha konum bildirmek, yani adresi bildirmek ve diğer risaleler de nelerden bahsediyor diye en azından icmali bir bilgiye sahip olmak için üçüncü şuanın ana hatlarını takdim edip sonra e, okuyacağımız yere geleceğim. Hani 25. söz e, üç şule. E, biz burada şulelerin bir tanesinin şualarını okuyacağız inşallah. Üçüncü şua da e, birinci şulenin üç şuağı var. Biz üçüncü şuanın e, cilveleri var. Onlardan okuyacağız. Üçüncü şuanın üç cilvesi var. Birinci cilvesi Kur'an'ın ihbaratı gaybiyesinden haber veriyor. Yani gaybi ihbarları, gaybtan haber vermesi Kur'an'ın bir mucizesidir. Bu gaybtan haber vermesi, sonra ikinci cilvesi her asırda şebabiyetini muhafaza etmesi, biz bunu okuyacağız. Üçüncü cilvesi ise her tabaka insana muafık gelmesi. Yani sadece bir tabakaya hükmetmiyor, bir tabakaya hitap etmiyor bütün insanların tabakalarına yani köylüsüne alimine cahiline avamına fenne felsefesine fe filosofuna, hepsine hitap eder bir yönü vardır. Bu da 3. ciltte anlatılıyor ki bunun da çok mucizevi tarafları var. Yani bir hitaplan bir kelamda bütün beşer tabakalarına hitap etmek, bir cümlede birçok insanı doyurmak ancak mucize olabilir. Mesela ve cehennem el şeyadin ayetinde anlatılıyor mesela. Bir de 25. sözde bunun örnekleri veriliyor. Her tabaka insana hitap ettiğine dair bu konuda veriliyor. Bunun izahını oraya bırakıyoruz. Birinci cilvenin üç şavkı var. Birinci şavk dediği maziye ait gaybi ihbarları. Ayrı bir mucizedir. İstikbale, geleceğe ait olan gaybi ihbarları ayrı bir mucize. Bir de hakaik ilahiye ve hakaik kevniye ve umur uhreviye dair ihbaratı gaybiyesidir. İlahi hakikatler var. Kainata taalluk eder bir takım hakikatler var. Ahiret işlerine ait olan bir takım hakikatler var ki bunlar da gaybden haberdir. Bunlardan da haber veriyor. Yani gaybden haber vermeyi üstad üç başlıkta ele Geçmiş, gelecek ve kainata ait gaybi haberler ki burada da o anlatılıyor, izah ediliyor. Kur'an'ın mucize olduğu ispat ediliyor. İkinci cilve, bizim okuyacağımız yer burası. Kur'an'ın şebabeti, yani Kur'an'ın gençliği. Peki nasıl bir gençlik bu? Her asırda taze nazil oluyor gibi tazeliğini, gençliğini muhafaza ediyor. Her asırda yeniden yeni, taze iniyor gibi gençliğini, tazeliğini muhafaza etmesi Kur'an'ın ayrı bir mucizevi yönüdür. Öyle ya mesela diyelim 2000 sene önce, 1400 sene önce, 1000 sene önce yazılmış olan bir eseri e günümüze hitap etmiyor diye kimse için açıp bakmıyor. Yani üslubu veya hatta mevzu ettiği hakikatler yani konu ettiği, ele aldığı gerçekler o zamanın insanlarına bakıyor. Hani bize bakmıyor diye ne yapar? Raflarda kalır. Fakat Kur'an'ın ele aldığı konular o kadar genç ki her asırda yeniden yeni nazil olurmuş gibi o asırda yeni çıkan hükümlere, kanunlara karşı ne yapıyor? Gençliğini muhafaza ediyor. Fakat mesela günümüz zamanında haşa Kur'an'a, İslamiyet'e, Müslümanlara, mürteci diye bakanlar, zaten müdafaa edilen nokta bu, ispat edilen nokta bu. Kur'an taze ve gençtir, medeniyetin kanunları ihtiyardır. Kur'an bir hükmü ta kıyamete kadar koymuştur. O hüküm sadece asr-ı saadetemin hasır değildir. Kur'an'ın koyduğu hükümler ezelden gelip ebede gidiyor. İspat edilmek istenilen zaten bu. Haşa Müslümanlara gelici diye Kur'an'a eski şey bu zamanımıza bakmıyor. Şeriat ya şeriat önceden işte bu zamanımıza bakmıyor. Şeriat taptazedir. Getirdiği hukuk, getirdiği kanunlar, getirdiği şahsi ve umumi hallerin hepsi gençtir, tazedir. Şu anki medeniyet-i hazıranın kanunlarından beşeri sistemlerin getirdiği düzenden daha muhteşemdir, daha gençtir, daha tazedir. Zaten Risale-i Nur'da ispat edilmek istenen konu da bu. Yani Kur'an'ın iman esasları ispat edildiği gibi İslami esaslar da Risale-i Nur'da ispat edilir. Namaz, oruç, zekat ve aynı zamanda Kur'an'ın hükümleri, yasaları icra ettiği veyahut da dava ettiği şeyler de Risale-i Nur'da müdafaa edilir. Ne yapar? Onun hak ve hakikat olduğu ispat edilir. Yoksa Risale-i Nur konusu sadece imanın altı esası değil. İslam'ın beş şartının hikmetleri de ispat ediliyor. Allah'ın zatı ve subuti sıfattan ispatı da yapılıyor. Ve aynı zamanda Kur'an'ın dava ettiği bir takım ayetler var ki, işte şu anda bazılarını işte okuyacağız. Medeniyet onlara karşı muaraza ediyor. Üstad'dan medeniyetin muaraza ettiği, tenkit ettiği, haşa Kur'an'ı zayıf gördüğü, öncekilere ait gördüğü noktalarda ne yapıyor? Gençliğini, şebabetini muhafaza ediyor. İşte günümüzde bunlarla çok karşılaşıyoruz. Evet. Kur'an bir hutbeyi ezeliye olarak, umum asırlardaki, umum tabakatı beşeriyeye birden hitap ettiği için öyle daimi bir şebabeti bulunmak lazımdır. Kur'an gençtir, taze nazil oluyor gibi gençliğini muhafaza ediyor. Niçin? Kur'an ezeli bir hutbedir umum asırlarda, umum insan tabakalarına hitap ettiğinden dolayı o zaman genç kalması ve genç bulunması lazımdır ki hitap edebilsin. Hem de öyle görülmüş ve görünüyor. Şimdiye kadar da her asra hitap etmiş, her asırda daima genç kalmış. O günün kanunlarıyla, o günün toplumuyla, o günün beşeri düşünceleriyle beraber muaraze etmiş ve galebe çalmıştır. Kimler tarafından? Tabii ki her asırda gelmesi tepşi edilen müceddidler tarafından Kur'an'ın o şebabi yani o genç hükümleri ne yapılıyor? Ee, o zamanın fehmine uygun bir şekilde ortaya konuluyor ve ne yapıyor? Kur'an gençliğini muhafaza etmiş oluyor. İşte bu zamanda da, da Kur'an'a muaraza eden, Kur'an'a karşı gelen medeniyetin kanunlarına karşı zaman bu asrın bir vazifelisi olarak Kur'an'ın bu hükümlerini müdafaa ediyor ve gençliğini ispat ediyor. Mesela onlardan bir takım başlıklar vereceğim ben konu nereye gidiyor diye biraz daha hani kestirmeniz için. Üstadın verdiği örnekler. 12. Sözdeki medeniyeti hazıra. Bu hazır medeniyet, felsefeden aldığı bir şeyle nokta-i istinadı kuvvet kabul ediyor. Hedefini menfaat biliyor. Ve Kur'an'ın hikmeti ise nokta-i istinadı hakkı kabul ediyor diyor. 12. Sözde muhteşem bir müdafaa var. Yani medeniyeti hazıra ile, felsefe ile hikmeti Kur'aniyeyi karşılaştırıyor. Kur'an'ın gençliğini orada ispat ediyor. Şurada bir parantez olarak bir şeye girmek istiyorum. Medeniyet denilince hani medeniyeti hazıra diye üstad tarif ediyor. Veyahut da mimsiz medeniyet diyor başka yerlerde. Bazı yerlerde de bunu izah ettiğinden dolayı sırf medeniyet ile Kur'an'ın karşılaştırılması hani mukayesesi diyor. Burada medeniyet güzel bir şey. Hani medeniyet denir ya siz medeni değil misiniz? İşte Kur'an medeni değil midir? Yani Kur'an bir tarafta medeniyete karşı bunlar hep mücadele etmişler. Tarzında değil. Medeniyetten kastedilen medeniyeti hazıra. Yani hazır sefih medeniyet. Ahlaksız medeniyet. Avrupa deyip hücum ederken Avrupa'nın tamamı değil. Avrupa'nın sefih kısmı. Avrupa'nın bozuk kısmına hitap ediyoruz. Ama bazı yerlerde Avrupa denilince hepsinde Avrupa'nın ikinci kısmı diye ayrıştırma yapılmıyor. Avrupa deniliyor. Avrupa işte diye Avrupa'yı taklit. e gençler işte Avrupa'yı taklit etmeyiniz derken Avrupa'nın bozuk kısmını kastediyor. Şimdi burada da bazı önümüzde mesela medeniyete karşı Kur'an'ın ircasını ve galebesini ispat eder cümleyi okuyacağız. Burada medeniyet derken üstadın kastettiği medeniyeti hazıra denilen sefih medeniyet. Veyahut da başka yerde de mimsiz medeniyet yani medeniyetin m'si kaldırılınca hani deniyet oluyor. Alçak, sefih, tahribatçı, vahşi medeniyet demektir ki bizim kastettiğimiz vahşi medeniyet. Yani kendilerine medeniyet ismini veren fakat altında vahşi olan bir vaziyettir. Yoksa hakikaten onlar medeni değiller. Hakiki medeni İslamiyettir. Hakiki medeniyet İslamiyettir ve hakiki medeni de Müslümandır. Onlar daha bu noktaya gelmeleri için çok fırın ekmek yemeleri lazımdır. Bu şeye benziyor. Hani adam istibdadın en alasını uyguluyor. Diktatörlüğün en alasını uyguluyor. Fakat ismine cumhuriyet demiş. Yani halkın çoğunluğunun seçimiyle geliyor, halkın tercihiyle idare ediyor. Fakat öyle bir şey yok. Diktatörlükle gelmiş, diktatörlükle devam ediyor. Ondan sonra fakat ismine de sistemin ismine de cumhuriyet veriyor. Bu cumhuriyet ismini kullanıyor, cumhuriyet değil. Veyahut da günümüzdeki demokrasi işte kullandıkları tabir. İşte halkın çoğunun iradesi fakat diktatörlükten hani bazı ülkelerde hani zulümle devam ediyor. İsmi demokrasi de olsa, ismi başka şey de olsa nedir? hakiki o ismi yansıtmıyor. Onun için üstad istibdad-ı mutlaka cumhuriyet namı vermekle, sefihat-ı mutlaka medeniyet namını takmakla diyor. Sefi ahlaksızlığa medeniyet demiş. O ismi kullandığından dolayı üstad da burada o ismi kullanıyor. Yoksa medeni değiller. Neye benzer? Adamın ismi Salih veyahut da kadının ismi Saliha. Salih ama kötü işler yapıyor. Mecburen sen o adamı tarif ederken Salih ismini kullanıyorsun ama adam Salih olmaya bilir. İşte bunun gibi. Medeniyetin manasını kendilerinde taşımıyorlar fakat bu ismi kullandıklarından dolayı biz de bu isimle yad edeceğiz. Yanlış anlaşılmasın. Burada Avrupa medeniyeti ile İslam medeniyeti hani karşılaştırıyor. Sonra diğer muaraza ettikleri noktada medeniyetin kanunları sistemleriyle İslami sistemleri hani karşılaştırmasını yapıyor ki mesela ve Salavat zekat zekatı Üstad İslamiyet İslam medeniyeti ne diyor? Zekat ile ve hatta faizin haram oluşu ile beraber bir sistem koyuyor. Şu anki medeniyet ise, mimsiz medeniyet ise geliyor ne yapıyor? Ondan sonra zekatı devre dışı bırakıyor. Faizi ne yapıyor? Revaçta tutuyor. Halbuki tamamen topluma zarardır. Onun ne kadar menfaatli olduğunu, onların getirdikleri faiz sisteminin ne kadar zararlı olduklarını hani anlatıyor. Diğer başka bir esas da taadduz-i -e ezvaç Medeniyet taaddudu ezvacı kabul etmiyor. Kur'an'ın o hükmünü kendine muhalif görüyor. Taaddudu ezvacın müdafasını yapıyor. Ee, ondan sonra bunun e, İslamiyet'in e, yani esaslarında Kur'an'da yer alması bunların zannettikleri gibi olmadığını nizahını da hani burada yapıyor. Diğer başka bir esas da Kur'an kadına bir e, sülüs verdiği için ayeti tenkit ediyor. Bu da ayrı bir mesele. Yani mirasta, hukukta işte kadına üçte bir veriyor, erkeğe iki veriyor. Bunu haşa adaletsiz görüyor. Bunun tam adalet olduğunu, onların adaletsiz olduğunu, kadına haddinden fazla hak vererek ona zulmettiğini, nizahın ispatını yine burada yapıyor. Diğer başka bir esas da sanemperestliği şiddetle kuran mel diyor. Onlar da sanemperestliği medeniyetin güzellikleri zannediyorlar. Yani kadın suretlerini çekmek, neşretmek, Kur'an bunu men ediyor, yasaklıyor. Onlar ise bunu medeniyetlerinin mehasininden zannediyorlar. Medeniyetin getirdiği güzellikler diye bunun da toplum ahlakını ne kadar pes bir vaziyete düşürdüğünü, nizahını ve ispatını yine yapıyor. Tabii biz bunların hepsini okuyamayacağız. Fakat Kur'an'ın şebabetine örnek olarak şöyle bir giriş yaptıktan sonra böyle bu başlıkları zikredip inşallah dersimizi keseceğiz. Ben başlıkları okudum. Ta ki ihtiyacı olan bu adrese gidip Kur'an'ın şebabetinin, gençliğinin, medeniyet kanunlarına ne kadar galebe çaldığını, Kur'an'ın hükümlerinin ne kadar isabetli olduğunu, bu hükümlere karşı muaraza eden, bilerek veya bilmeyerek bunları tenkit edenler ne kadar pes bir vaziyette olduğunu nizahını ve ispatını göstermek içindir. Zaman olsa hepsini okusak tabii daha güzel olacak. Ama Üstad, Kur'an'ın bir ayetinde bir hüküm varsa, efendim bu zamanın bazı İslam taraftarı veyahut da İslam müdafacısı gibi görünüp de aman söylemeyin, yapmayın, etmeyin, şimdi zamanı mı? Her doğruya her de söylemez gibi davranmıyor. Allah söylemiş mi? Kur'an bunu dava etmiş mi? Bize savunması düşer, ispatı düşer. Yoksa ellerine bir düstur geçmiş ama doğru ama her doğruya her de söyleme. Şimdi bunu söylemenin zamanı mıydı? Medeniyet veyahut da o adam medeni kanun diyor. Seni ezik görüyor. Veyahut da ne bileyim seni düşük görüyor, senin Kur'an'ının hükmünü, hükmüne hakaret ediyor. E sen de e tamam şu an zamanı değil, ben bunu söylemeyeyim. E sen de çıkarsın, medeni bir şekilde Kur'an'ın bu hükmünün tam yerinde olduğu nizahını ve ispatını yaparsın. İsteyen kabul eder, isteyen kabul etmez. Sana dayatan yok. Mesela hürriyeti, kelam hasrındayız. Söz hürriyeti, kelam hürriyeti var. Sen sefih, ahlaksız yani fuhşiyatvari sözlerini neşrediyorsun ben neden yani hak ve hakikat olan Kur'an'ın hükümlerini müdafaa etmeyeyim ki? Bu noktada yani bir takım sıkıntılar da oluyor. Yani İslamiyeti, Kur'an'ı, Kur'an ayetlerini müdafaa eden müminlerde de bir takım sıkıntılar oluyor. Şöyle, ehli dünya gündeme getiriyor. Hoca da cevap veriyor. Diyor ki tesettür farzdır. İşte ondan sonra açık saçıklık veyahut da pantolon giymek, şunu giymek bu işte gayri İslamidir diyor. Vay sen bunu niye söyleyecektin? Bir tane rektör çıkar der ki işte der ki adama soruyorlar. Kadınla tokalaşmak nedir? O da hadisi okur. Sen nasıl hadisi okursun? Diyor adam mesela ne yapıyor? İşte açığa alınsın istifa etsin. Ya peygamber böyle demiş kadınla tokalaşmak. Ben de bunu açıklıyorum. Fikir hürriyeti var yani sen kanunu veyahut da o kanunun başında sensin, idaresi sensin diye kanunu niye bunun fikrine karşı kullanıyorsun? Eğer ispat etmek istiyorsan adamın sözüne karşı bir şey söyle. Ve hatta fikren mübarezanesi, fikren mücadele et. E, kanun benim elimde, kuvvet benim elimde. E, sen de benim memurumsun. O zaman benim fikrime muhalif söz söylemeyeceksin. Okuduğun ayet dahi olsa. Hoca çıkıyor işte, kadınların pantolon giymesine karşı yanlış olduğunu. Tamam gel, bakın seni açığa alıyorum. Niye niye sen söyledin diyor. Hangi asırdayız? Biz de evet, kadın erkeğe benzeyemez peygamberimiz lanetlemiştir. Kadın müstehcen açık saçık giyenemez Kur'an'a karşı muaraze ediyordur mu medeniyet? medeniyet suret perestliğiyle, müstehcenliğiyle Kur'an'ın hükümlerine karşı muaraza ediyor. Biz de müdafasını fikren ve savunuyoruz ve yani bunun böyle olduğunu söylüyoruz. E sen şu anda diyelim devletin bir kademesinde olsan bu manayı bilmeyen veyahut da hakiki hürriyet perver olmayınca sen neden benim fikrime karşı söyledin gel seni açığa alıyorum. Hani senin kanunun vardı, hani hukukun vardı. Hukuka göre mücadele etmiyorsun, keyfine göre, hevesatına göre şey yapıyorsun. Ve bu günlerde de yine hani mübarezsiz olan adamın Kur'an'ın e, diyelim hani bir çözüm olarak getirdiği bir ayeti e, ne yapıyor? Adam okuyunca e, gel böyle seni açığa alıyoruz işte doktoru. Sen niyet evliliği, çok evliliği mevzu ediyorsun. E, sebep e, halkı kin ve düşmanlığa ve ayrımcılığa sevk etmek. Lastikli bir kanun. Sen bunu bu ayeti okuyorsun, tesettürü okuyorsun. Ondan sonra haremlik ve selamlığı okuyor başka bir hoca. Haremlik ve selamlık mesela okuyor. Sen bunu nasıl dersin? Ondan sonra bir tanesi taaddudu zevcatı Kur'an'ın bu hükmünü bu ayetin hani mevzu ediyor ve hatta çözüm olarak gündeme getiriyor. Sen bunu nasıl dersin? Gel bir her birisinin bir makam ile, bir mevki ile. Ondan sonra bulunduğu yerden atmakla mesela tehdit ediyor veya da halkı kin ve e, düşmanlığa tahrik ediyor. Ya şu anki siyasilere baktığın vakit de diyelim millet 3-4-5 siyasi partiye bölünmüş değil mi? Bir tanesi bir şey söylediği vakit diğerlerinin her birisi nefret ediyor. Şimdi o insanlar o topluluk nefret ediyor diye belli bir kitle. Şimdi bu, bu siyasi partinin artık konuşan içeri mi atacaksın? İster istemez yani Kur'an'ın hükmüne karşı muaraza eden, nefret eden, mübareze eden, saldıran bir kesim var. Onların hoşuna gitmiyor okuduğumuz ayet diye biz ayeti okumayacak mıyız? Ya namazda birisi öldü abi camide. Evet. Öldü geçiliyor. İnsanlar da namaza devam ediyorlar. Namaz bittikten sonra bakıyorlar işte hastaneye falan kaldırıyorlar. Ölmüş. Bir sürü bununla alakalı şey yaptılar. Dediler ya işte o insana yardım edilmedi, edin seyir kurtulurdu vesaire. Diyanet açıklama yapmak zorunda kaldı. Evet. böyle bir şey olduğunda tabii ki namazınızı bırakın, yardımcı olun diye. Diyor ki işte ne olacak namazını bıraksa sonra da kısa olur. Halbuki mesela namazın esas ve esas hakkına baktığın zaman imamın arkasında duran kişi imam ölse diyor namaza devam ettirmesi lazım yani hmm. hakikatine binaen. Yani? Ama onlar diğer pencereden bakarak diyorlar ki işte ya ne olacak yani namazı bıraksın yardım etsin o adama. E sonra devam etsin bak bir hayat kurtaracak. E futbolcular kalp krizi geçiriyor, doktor hemen yanında ölmüyor mu? Hemen ölüyor Bu yani. yani, Bahane olacak yani tabii ki burada herkes Cenab-ı Hak bazı zeminleri seriyor imtihan olarak. Bir olay hani ortaya çıkıyor. Sonra herkes safını belli ediyor. İslamiyet'e, Kur'an'a taraftar olan ne yapıyor? Diyor ki tamam Kur'an ne diyorsa doğrudur. Bazısı fikrini ne söylüyor? Böyle olmalı değil miydi diyor. E senin aklını Cenab-ı Hak kainata mühendis yapmamıştır. Senin fikrin Kur'an'ın fikrinden önde değildir. Onun için biz böyle bir meselelere karşılaştığımız vakit eğer bu Kur'an ve hadiste müdafaa edilen, söylenen bir şeyse sadak deriz. Fakat acaba Kur'an'ın kastettiği mana nedir, hikmeti nedir diye araştırabilirsin. Mesela İbrahim Aleyhisselam hani olacaktı herhalde. Yani Cenab-ı Hakk'ın yaratmasını, ahiretteki bütün insanları diriltmesini nasıl yaptığını şey yapıyor. Ya e İbrahim hani inanmıyor musun? Hayır, inanıyorum tasdikliyorum. Fakat tatmin olmak için. Bak tatmin olmak için hikmetini sorabilirsin. Diyebiliriz ki acaba İslamiyet'in Kur'an'da dört evliliğe müsaade etmesinin hikmeti nedir diye sorabilirsin. Fakat bu zamanda olur mu ya hangi zamandayız dersen bu itikada girer. Veyahut da böyle diyen birisine karşı yani şimdi zamanı mıydı? Yani şey, hangi zamandayız dersen yine bu itikada inanca girer. Fakat hani idareciliğin şeyi olarak uygulamada yani zaman ve zemini gözetmek mesele ayrı bir meseledir. E sen hitap ettiğin bir kesim yani tamamen dinden İslamiyet'ten uzaktan hani yoksun bir vaziyette ise ondan sonra hani, e, hani ata et aslana ot atmayın geldi yeni. Bunun daha iman esasları ihtiyaçları var. E buradan bahsetmek gerekiyorken tam tersine geyip, de onun damarlarına basacak bir şekilde anlatmak da doğru değil. İşte her doğru her de söyleme sözü e burada geçerli. Yoksa her doğru her yerde söylenmez sözünü, düsturunu esas alarak hakkın hatır Hiçbir hatıra feda edilmez, düsturu ihlal edilmez. Ve üstadın bir sürü medeniyete karşı müdafaa ettiği ayetleri ve Risale'nin konularını biz rafa kaldıramayız. E bunu okuma. ne oku? Allah'a iman, ahire melekleri iman. Başka? ve kimseye dokunma. Yani ders yaptığın veya hitap ettiğin kitlenin içerisinde e, fazla zaman adamın işte hanıma açık, kıza açık, e, tesettür bahsini yapma. Sonra işte kızı liseye gidiyor veya işte müstehcen karma eğitime yani erkeklerin arasına gidiyor. Ondan takva derslerini yapma. Ondan sonra beşinci e, işte şu anda geçen o hadisleri okuma. canın yanınca etti. Eskişehir hapishanesindeki üstadın müşahadesini okuma. 50-60 kızan hiçbirisi ahiretini kurtarın. Bunu okuma niye? Buradaki bazı abilerin kızları okula gidiyor. Karma eğitime gidiyor diye. Ya biz zaten onlara tebliğ için, dehşetli bir tehlike içinde oldukları için, o çocukları kurtarmanın gerekliği için bunu okuyoruz. Yoksa karşıdaki muhatabı göre şekil alacaksak niye bu kitaplar var? Yani bu kitaplar bizi şekillendirmeli. Yoksa bizim şeklimize göre takınılmamalı. Biz burada bu hakikatı dillendiriyorsak, okuyorsak ne yapacağız? Kendimizi Kur'an'a, sünnete, kitaba göre şekillendirmek, onun boyasıyla boyanmak için yoksa medeniyetten, medeniyeti hazırda, şu sefih medeniyetten aldığımız yaraları, aldığımız yaşantı biçimine buna uydurmak, onu bize uydurmak için değildir. Onun için zaten şu bahsi okuyoruz. Yani bu bahsi okumamın sebebi de bize Kur'an'ı müdafaa düşer. Ne diyorsa doğrudur. Buna muaraz edenler yanlış içindedir ve eğer itikaden, inancen yani bunu aşağı görüyorsa, zik görüyorsa, eski asırların şeyi görüyorsa e Allah muhafaza dinsizliğe kadar, mülhitliğe kadar, dalalete kadar giden bir hastalıktır. Evet şuradan devam edelim bakalım. Evet Kur'an'ın şebabeti. Kur'an ezeli bir hutbe olduğundan dolayı umum asırlardaki umum insan tabakalarına birden hitap ettiği için öyle daimi bir şebabeti bulunmak lazımdır. Hem de öyle görülmüş ve görünüyor. Hatta efkarca muhtelif, fikirlerce farklı olan ve istidatça mütebain asırlardan, istidat, kabiliyet, donanım noktasında da farklı farklı olan asırlardan her asra göre, göre her asra göre, Güya o asra mahsus gibi bakar, baktırır ve ders verir. Bak asırlarda insanların istidatları farklı. Fikirleri de çok muhtelif, çok farklı. Mesela şu anda bir asır, iki asır öncesindeki insanların hayatı içtimaiyesine gitsek, istidatların farklılığını da ve aynı zamanda fikirlerin farklılığını da göreceğiz. Fakat Kur'an o asra da bakıyor, bu asra da direkt birinci dereceden bakıyor. Baktığımız vakit sanki sadece bu asra hitap ediyorken, o asra baktığımız vakitte sanki sadece o asra hitap ediyor diye böyle bir gençlik gösteriyor. Böyle mucizevi bir vaziyeti vardır. Fakat o Kur'an'ı açıklayan, milletin önüne koran mütehassisi tarafından olmalı. Yoksa bu zamanımızdaki gibi sapkın, sapık fikirler, Müslüman görünümlü, lahiyat görünümlü olan sapık fikirler Kur'an'ın neşriyatını yaparsa bu sefer kendilerine benzetiyorlar. Daha doğrusu kendi pis yaşantılarına Kur'an süsü vermeye çalışıyorlar. Onlar değil tabii ki. Beşerin asar ve kanunları beşer gibi ihtiyar oluyor, değişiyor, tebdil ediliyor. Bak işte asıl konumuzun ana başlığı bu. Beşerin eserleri ve beşerin koyduğu kanunlar, sistemler, düzenler beşer gibi, insanlar gibi ihtiyar oluyor, bütün asırlara bakmıyor. Değişiyor, tebdil ediliyor. O, o zamandaydı diyor. Artık bu zamana bakmıyor. Fakat Kur'an öyle değil. Fakat Kur'an'ın hükümleri ve kanunları o kadar sabit ve rasıhtır ki, o kadar sabittir, köklüdür ve sağlamdır ki asırlar geçtikçe daha ziyade kuvvetini gösteriyorlar. Asırlar geçsin daha ziyade kuvvetini gösteriyor. Kur'an taaddüde ezvaç mı demiş? Yani birden fazla evlilik demiş. Asırlar geçsin bu hüküm tazeliğini yine koruyor. O toplumlar için bir çıkış yolu, fuhşiyatın, ahlaksızlığın bir çıkış yolu olduğunu yine bu hüküm gösteriyor. Adam ne yapıyor? Diyelim bir birden fazla evlilik. Yani devletin tanıdığı işte bir evlilik yapacaksın. Fakat adamın yapısı, vaziyeti veya da buna müsait olmadığından dolayı adam çocuğu olmuyor. Veyahut da daha fazla çocuk istiyor. E bu sefer ne yapıyor? Gayri kanun, yani medeniyetin kanununa muhalif olarak gidiyor. Başka bir evlilik yapıyor işte imam nikahıyla başka bir şekilde yapıyor. Veyahut da birincisini boşayıp çocuğu olsun diye ikincisi tarafına gidiyor. Halbuki yani bir tarafı yıkıyor bir tarafı tamir etmeye çalışıyor. Değil mi? Veyahut da adam mesela bu kanun şeye müsait olmadığından dolayı yani yapısına ondan sonra bu plazalardaki gibi birçok iş yerlerindeki gibi ne yapıyor? İkinci bir evlilik yapıyor. Gayri yani devletin tanımadığı fuhuş yapabilirsin. Arkadaşım, dostum beraber kalabilirsin aynı evde. Fakat devlet bu beraberliğinizi tanısın dediğin vakit olmaz diyor. Ya sen medeni, daha doğrusu mimsiz medeni bir kanun olarak o erkeğin o kadınla bir evde kalmasına müsaade ediyorsun, hürdür diyorsun, İstediği gibi yaşayabilir, arkadaşlık kurabilir, arkadaşlara bakıyorsun. Fakat sen de biliyorsun, çok iyi biliyorsun ki bunlar o evde senin bildiğin arkadaşlarının değil. Yani karı koca gibi, bir muameleleri var. Tamam diyor yani devlet, daha doğrusu devlet demeyelim da de, bu mimsiz medeni kanun. Karı koca gibi yaşayabilirsin fakat kağıt üzerinde beraberliğini dökemezsin o zaman ceza alırsın. Yani bunun gibi ne yapıyor? Ee, çıkmaz, ee, sefi, ahlaksız bir vaziyetleri oluyor yani. Evet, Kur'an'ın hükümleri o kadar sağlamdır ki asırlar geçti daha ziyade kuvvetini gösteriyor. Evet, en ziyade kendine güvenen ve Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asrı hazır ve şu asrın ehli kitap insanları, hakikaten şu tanım çok önemli, en ziyade kendine bunlar güveniyor. Medeniyet diyor. Hatta o medeniyete inandığı kadar Kur'an'a inanmıyor. Kendine İslam dediği halde, ben Müslümanım dediği halde Kur'an'ın medeniyetle çatışan noktaları, daha doğrusu medeniyetin Kur'an'a karşı olan hükümlerinde Kur'an'ın safında yer almıyor, gidiyor medeniyetin safında yer alıyor. Mesela aşağıdaki diğer hükümlerde kadına üçte bir veriyor. Niye diyor ben yarısını alacağım diyor. Ben bu babanın evladı Ya sen Müslüman mısın? Evet. O zaman Kur'an sana diyor ki sen üçte birini alacaksın, abin ikisini alacak diyor. Müslüman olduğu halde Kur'an'ın bu hükmüne karşı medeniyet gibi muaraz ederek diyor o kanuna müracaat ediyor. Ne yapıyor? Kardeşinden ben de yarısını alacağım diye mahkeme davet ediyor. Ve bu İslam kimliğini taşıyor. Ben bazı karşılaştığım birçoklarına söylemiyorum. Haddinizden fazla hak istemeyin, sizin zararınızadır Allah size üçte bir vermiş ise, o üçte diğer bir kısmın da ne manaya geldiğini açıklıyor. Şu anda zaman olmadığı için oraya giremiyorum. Ve bunları da okumalarına ve bu noktadaki de ders yapan abiler vardır. O dersleri de dinlemeye haval ediyoruz. Sana bir verdiyse kardeşinin, babanın şefkatini, merhametini, koruyuculuğunu da vermiş. Sen bir buradan alıyorsun, diğer bir gidip kocandan alıyorsun. Zaten iki oluyor. Hem iki babandan al sonra ki bir de kocandan al ondan sonra sen hiç oluyorsun hani haksızlık. Şey hani adalet. Bunun ne demin ne manaya geldiğini onun tam adalet olduğunu bir sonraki konuda izah ediyor. Fakat oraya giremeyeceğimden de kısaca beyan ediyorum. Örnek vermek için. İşte birçok noktalarda Kur'an'ın hükümlerine karşı en ziyade kendine güvenen ve Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asrı hazır ve şu asrın ehli kitap insanları Kur'an'ın ya ehlel kitap, ya ehlel kitap hitabı müşidanesine o kadar muhtaçtır ki şu asrın insanları Kur'an'ın hükümlerine o kadar muhtaçtır ki güya o hitap doğrudan doğruya şu asra müteveccihtir. Ve ya ehlel kitap lafzı ya ehlel mektep manasını dahi tazammun eder. Yani ey kitap ehli, ey okuyanlar, ey mektep ehli diye hitap ederken Kur'an özellikle bu asrın insanlarına bağırıyor, çağırıyor ki getirmiş olduğun hükümler yani Cenab-ı Hak Kur'an'da getirilen hükümler bütünüyle sizin dünyevi ve uhrevi saadetinize medardır. Dünya ve ahiret mutluluğunuz ancak bununla mümkündür diye bu asrın insanlarına hitap ediyor. Bütün şiddetiyle, bütün tazeliyle, bütün şebabetiyle ya ehlel kitabe ta'ala ile kelimetin sevâhin beynine ve beynekum sayhasını, sesini, yüksek gür sadasını alemin aktarına savuruyor. Kur'an müdafaa ediyor, meydan okuyor, Risale-i Nur'da bunu dillendiriyor, biz de aynı meydan okumayı, aynı dillendirmeyi dile getiriyoruz. Kur'an'ın hükümleri ezelden gelip ebede gider, beşerin ve medeniyetin kanunları beşer ve medeniyet gibi ihtiyarlanıyor, Kur'an'a karşı muaraza edemez. Mesela, şahıslar, cemaatler muarazasından aciz kaldıkları Kur'an'a karşı, bütün nev'i beşerin ve belki cinnilerin de neticeyi efkarları olan medeniyeti hazıra Kur'an'a karşı muaraza vaziyetini almışlar. Şahıslar, cemaatler muarazasından aciz kaldıkları Kur'an'a karşı. Yani Kur'an bütün ulle inictematul insu vel diye meydan okuyor. Ya bütün insanlar ve cinler yani hepiniz toplanın. Kur'an'ın bir suresini nazire getirin diyor. Bir Kur'an gibi yani Peygamberimizin yani indirilenden şüpheniz varsa onun getirdiği Kur'an gibi siz de bir ortaya Kur'an koyun. Yani onun getirdiği hüküm gibi, anayasa gibi. Onun getirdiği kanunlar gibi siz de ortaya bir kanun koyun. Koyamazsınız diyor. Ondan sonra hadi 10 suresine yine getiremezsiniz. Hadi bir suresine Sadece nazmındaki cezalete, yani kelimelerin dizilişindeki güzelliğe uygun olsun yine getiremezsiniz. O zaman dünyevi ve uhrevi ebedi helakate hazır olun diye meydan okuyor. Kur'an meydan okudukları halde onlar bir suresini nazire getirememişler. Üstad Kur'an'ın bu meydan okumasını Kur'an'ın kanunları noktasında da teşmil ediyor. Yani Kur'an'ın ne übeşere meydan okuması sadece nazmındaki cezalete değil. Yani kelimelerin belagatına değil sadece. Kur'an'ın hükümlerinin de yani adete ezeli ve ebedi olduğunu. En isabetli hükümler bu olduğu noktasında da Kur'an meydan okuyor ve başa çıkarıyor. Bu meydan okuması bu alana da geçerli olduğunu satan söylüyor. Bak şahıslar ve cemaatler Kur'an'a karşı muarez etmeden aciz kalıyorlar. Bütün nevi beşerin ve belki cinnilerin de netice-i efkarları olan medeniyeti hazıra. Şu günümüz medeniyeti. Bütün insanların ve hatta cinlerin dahi fikirlerinin neticesi olan şu günümüzdeki hazır medeniyet Kur'an'a karşı muaraza vaziyetini almışlar. Kur'an'a karşı mücadele, vaziyetini almışlar. Hani biz Kur'an'a karşı hüküm çıkarıyoruz, meydan okuyoruz tarzında dile getirmese dahi Kur'an diyor ki kadına üçte bir. O da diyor ki hayır diyor, yarıya yarı böleceğiz diyor. İşte bu cinli ve insi şeytanların Kur'an'a karşı bir muaraza vaziyetini almasıdır. Bilsin veya bilmesin onu savunuyorsa, Kur'an'ın hükmünü bildikten sonra hale onunla diretiyorsa, onu savunuyorsa, onu gerekli görüyorsa, adalet budur diyorsa, Kur'an'ı haşa adaletsiz gösteriyorsa, bu Kur'an'a karşı muaraza vaziyetini almıştır. Bize de müdafaa hakkı doğar. Fikren. i̇ncaz Kur'an'a karşı sihirleriyle muaraza ediyorlar. Kur'an'ın mucizeliğine karşı, bu hükümlerine karşı sihirleriyle ne yapıyor? Muaraza ediyor. Şimdi bu müthiş yeni muarazacıya karşı müthiş yeni muarazacı. Yani şu medeniyeti hazıra. Eskiden farklı farklı şekilde muaraza ediyordular. Kur'an'da her asırda onlara galebe çalıyordu, üstün geliyordu. Ve Kur'an'ın talebeleri, şakirtleri Kur'an'ı ne yapıyordur? Bayrak tarlığını, bayrak gibi onu yüksekte semada tutuyordu, mu? cevaplarını veriyordu. Bu asırda da Risale-i Nur yine Kur'an'ın elinde bir elmas kılınçtır. Kur'an'ı hakikatleri bütün aleme duyuruyor ve meydan okuyor varsa fikren ve ilmen ispat edebilebilirse işte hodri meydan. Fakat ilmen ve fikren mağlup olunca bu sefer kaba kuvvete müracaat ediyorlar. Yani seni hapisle tehdit ediyorlar. İşte hapislere atıyorlar. Ne bileyim başka başka tehditler savunuyorlar. Fikren, ilmen mübareze, mücadele serbesttir. Fikren ne yapıyor? Kur'an'da fikrini ortaya koyuyor. Onun için bu yeni muarazıcı. Kur'an şu müthiş yeni muarazıcıya karşı. İncaz-ı Kur'an'ı, Kur'an'ın mucizeliğini Kul le in ictema'atul vel cinnu ayetinin davasını ispat etmek için medeniyetin muaraza suretiyle vaz ettiği esasatı ve desatirini esasatı Kur'aniye ile karşılaştıracağız. Medeniyetin yani medeniyeti hazranın yani mimsiz medeniyetin yani altında vahşi fakat medeniyet namını kendine takarak Kur'an'a karşı muaraza vaziyetiyle vaz ettiği esasatı yani ortaya koyduğu sistemini, kanunlarını, hükümlerini ve düsturlarını esasat Kur'aniye ile, Kur'an'ın esaslarıyla, ayetleriyle, hükümleriyle karşılaştıracağız. Şimdi o karşılaştırmaya geçiyor. Birinci derecede, birinci sözden ta 25. sözde kadar olan muvazeneler ve mizanlar ve o sözlerin hakikatleri ve başları olan ayetler iki kere iki dört eder derecesinde medeniyete karşı Kur'an'ın ircazını ve galebesini ispat eder medeniyete karşı, mimsiz medeniyete karşı Kur'an'ın mucizeliğini ve Kur'an'ın onlar olan galebesini ispat ediyor. Birden 25. söze kadar bakın hepsi aynı mukayese anlatıyor. Onlar sefahat ve lehviyat diyor, Kur'an ibadet diyor. Onlar ondan sonra diyor işte hayatı dünyeviyenin bütün inceliklerine girmek, en kötüsü batının ve fercin hizmetini yapmak diye bakıyor. Kur'an ise medeniyet noktasında, insanlık noktasında, toplum hayatı noktasında olaya bakıyor ve en esaslı, en sağlam düsturlar olduğunu onun için sözle ispat ediyor. Yani birden 25'e kadar olan sözler bunun davasını anlatıyor. İrsalenin bütünüyle baştan sona bu. İkinci derecede 12. sözde ispat edildiği gibi bir kısım düsturlarını hülasa etmektir. 12. sözde geçiyor. Medeniyeti hazıra felsefesiyle, felsefeyi sıkimesiyle o hasta olan felsefeye dayanarak toplum hayatında bir takım düsturlar koymuş. Kuvvet demiş, menfaat demiş, Ondan sonra cemaatların arasında unsuriyet ve ırkçılık koymuş. Hevesatı, nefsaniyeyi tatmin için bütün beşerin ihtiyaçlarını ziyadeleşmiş. İnsanları memsuh nesledilmiş, yani pest bir vaziyete düşürmüş. Kur'an ise ona karşı onların kuvvet yerine hakkı kabul Menfaat yerine rıza ilahiyi esas almış işte mücadele hayattaki düsturun mücadele olarak koymuş. Kur'an diyor hayat bir mücadele değildir. Hayat bir tevabın yardımlaşmadır diye ortaya koymuş. Cemaatlerin yani insan toplulukları arasındaki bağ ırkçılık değil ondan sonra rabıtayı dini ve sınıfı olarak din kabul ediyor. Yani insanlar bir araya sınıf ve e, din noktasında ve vatan noktasında ayrıştırırlar. Yoksa ırk ile ayrıştırılmaz. Sen Türk'sün, sen Kürsün, sen siyasın, sen beyazsın diye insanlar ayrıştırılmaz diye toplum hayatına böyle bakıyor ve Kur'an'ın bu hükümler ne kadar isabetli olduğunu nizahı ve ispatı yapılıyor. Medeniyetin bu kanunları, yani mesela kuvveti kabul ediyor, menfaati tutuyor, ırkçılık diyor, bütün dünyaya ne kadar felaketler getirdiğinin örneğini de işte şahit de bütün dünyadaki şu kaoslardır. Ya bu da bu konuda orada o Risale'de izah ve ispat ediliyor ve Kur'an'ın şebabeti, gençliği, hükümler ne kadar isabetli olduğu da ispat edilmiş oluyor. İşte şu medeniyet hazıra Edyan-ı sabıkay Semaviye'den bahusuz Kur'an'ın nişadatını aldığı mehasinle beraber Kur'an'a karşı böyle hakikat nazarında mağlup düşmüştür. Diye orada da bu anlatılıyor. Üçüncü derecede ben buraları okumuyorum. Sadece başlıkları hızlı geçmeye çalışıyorum. Çünkü kıyasladığı her bir meseleyi görün hani istiyorum. Ayrıntısını da o Risale'nin tafsilli bir şekilde okunmasını havale ediyoruz. Üçüncü derecede binler mesailinden yalnız nümun olarak 3-4 meseleyi göstereceğiz. Binlerce meselesi var. 3-4 tane meselede üstad gösteriyor ki Kur'an'ın düsturları evet Kur'an'ın düsturları kanunları Ezelden geldiğinden ebede gidecektir. Yani gelecekte de ihtiyarlamayacaktır. Çünkü ezelden geliyor. Ebede kadar o tazeliğini, gençliğini, o ne kadar isabetli olduğunu, en hak ve hakikat olduğunu, en medeni kanunlar olduğunu gösterip ispat edecektir. Medeniyetin kanunları gibi ihtiyar olup ölüme mahkum değildir. Daima gençtir ve kuvvetlidir. Mesela Medeniyetin bütün cemiyet ı hayriyeleriyle, bütün cebberane şerit inzivat ve nizamatlarıyla, bütün ahlaki terbiyegahlarıyla Kur'an-ı Hakim'in iki meselesine karşı muaraza edemeyip mağlup düşmüşlerdir. E şu anki medeniyet, hayır cemiyetleri kurmuşlar. Cebberane şerit inzibatlar konusu Yani böyle diktatörcesine baskı altında bir tedbir almaya çalışmışlar. Ve aynı zamanda bütün bir takım ahlaki terbiyegahlar işte pedagoglar veya hatta ne bileyim rehberlik te, müesseseler tesis etmişler. Bütün bu tesisleriyle, müesseseleriyle, hükümleriyle Kur'an hakimin iki meselesine muaraza edemeyip mağlup düşmüş. Mesela işaretül cezanı anlatılıyor. 25. sözde yine hani burada anlatılıyor. Ben tok olayım, başkası açlıktan ölse bana ne? İkinci kelime sen çalış ben yiyeyim. Yani medeniyet Kur'an'ı hakime karşı işte namazı ve zekatı emrediyor Kur'an. Ve aynı zamanda faizi de haram kılıyor. Kur'an'ın şu iki hükmü, şu yukarıda sıraladığı medeniyetin bütün o müesseselerine karşı galebe ediyor. Bütün onları yapacağınız şu iki hükmü uygulasanız toplumda refah ve huzur vaki olur. Yani o terbiye ya, o inzibattır, o kontrol, o baskıdır. Onu yapacağına sadece şu iki hükmü uygulaya. Beşerin iki tabakası, avam ve habas tabakası. İkisi sürekli birbirine düşman. Sen bu ikisinin arasını polis ne bileyim zabıta kuvvetiyle temin edeceğine fakirin işte zengine saldırmasını temin etmek öyle inzibat ne bileyim baskı baskıyla değil de şu iki hükmü uygulasan yerine gelecek. Yani beşerde iki kelime var diyorlar ki ben tok olayım başkası açlıktan ölse bana ver. Sen çalış ben yiyeyim diye. Bu iki kelimeyi kökünden kesen yani toplum hayatını fesada uğratan bu iki kelimeyi kökünden kesen Kur'an'ın iki hükmüdür. Zekatın farz olması ve faizin haram olması. Yani diyor ki zekat farzdır diyor. Ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne diyemezsin. Sen tok isen kırkta birini aç olanın imdadına koşuracaksın diyor. Bunu farz kılıyor. O zaman o aç olan daha o zengine düşmanlık beslemiyor. Çünkü imdadına gidiyor. Senin imdadına gelen birisine sen düşmanlık besler misin? Gider o zenginin arabasını çizer misin? O mal düşmanlığını daha yapar mısın? Yapmazsın. Veyahut da gider işte ne bileyim bir takım eylemler yapıp da dükkanını o esnafı kırar mısın? Kırmazsın. Ya bu bizim yani dükkan. Ben bana yardım ediyor ederse. Bak bütün bu ihtilalı, bu fesadı bu kelimeyle. Yani bu zekatın farz olması ortadan kaldırıyor. Sonra diyor ki milletin parasıyla milletin sırtından geçinemezsin. O çalışacak parayı getirecek, senin bankana koyacak. Sen de onun parasıyla ona tahakküm edeceksin, onu ezeceksin. Sen yani sen çalış, ben yiyeyim diyemezsin. Sen de çalışacaksın, o da çalışacak. Yani paradan para kazanamazsın. Milletin parasıyla milletin sırtından geçemezsin de bu sefer ne yapıyor? Toplum hayatında huzur ve refahı getiriyor. İşte Kur'an bu hükmüyle karşı medeniyete galebe çalıyor ve halen de galebe çalmaya devam ediyor. Medeniyet Kur'an'ı bu hükmünü uygulamadığından dolayı faizi sistemleştirdiğinden, ve zekatı da zaten hiç gündem almadığından dolayı ne yapıyor? İşte bu karın sancılarını, bu toplum kaoslarını, bu toplum fesadını millete yaşattırmış oluyor. Diğer ikinci esas ise, yani güncel olan ve çok muaraza ettikleri, anlamadıkları, daha doğrusu onların mantıklarının almadığı, daha doğrusu onların mantıkları hani bu seviyeye gelmediğinden dolayı, Kur'an'ın mantığının seviyesine gelmediğinden bu konuyu okumaktan dolayı olan mesele taadudu ezvaç meselesi. İkinci esas bu. Medeniyet. Bunu da okuyup bitiriyoruz. Yani vaktimiz doldu değil mi? Hızlıca okuyalım o zaman. De. Tabii ki hemen şu anki okuduğumuzdan da hemen belki tatmin olacak değiller. Ama en azından şunu bilmelerini biz istiyoruz. Bu hüküm Kur'an'ın hükmüdür. Ve en isabetlisi Kur'an'dır. Ben okunanlardan veyahut anlatılanlardan tam anlamadım, tam ikna olmadım. Zaten hani bir derste belki ikna olmayabilirsin. Fakat bu gibi bahisleri bir araya getirip okumak toplum açısından, milletin geleceği açısından bakıldığı vakit vaziyet değişiyor. Medeniyet taaddudu de ezvacı kabul etmiyor. Yani birden fazla olan evliliği kabul etmiyor. Bir erkeğin 3, 4, işte iki hanım almasını kabul etmiyor. Kur'an'ın o hükmünü kendine muhalif, hikmet ve maslahatı beşeriye münafi telakki eder. Kur'an'ın birden fazla olan evlilikteki hükmünü kendine muhalif görüyor, hikmete ters görüyor, maslahatı beşeriyeye münafi, beşerin maslahatlarına ters görüyor, öyle telakki ediyor. Hatta Müslüman da olsa, Müslüman kadın da olsa olur mu ki ya bu zamanda diyor. Sanki zaman Kur'an bu zamana bakmıyor haşa. Yani aslında tabiri dehşettiği itikadi bir hastalığı gösteriyor bu zamanda olur mu diyor. Niye? Kur'an o zamana bakıyor. Ya Kur'an bütün zamanlara inmiştir. Peygamberimiz zamandaki Müslümanlar hasinen bir kitap değildir. Bütün zamanlara inen Kur'an'a, bütün ayetlerine iman etmek gerekiyor. Yoksa ne yapar? İnsanı küfre götürür Allah muhafaza. Yani inanslı bir şekilde, muaraz eder bir şekilde götür söylüyorsa insanı küfre kadar götürebilir. Dediğimiz gibi Müslüman olduğu halde kabullenmekte zorlanıyor. Ha tamam hissiyatına kabul ettiremeyebilirsin hanım kadın olduğundan dolayı kıskanç olabilir. Fakat Kur'an'ın bu hükmünü yok sayamazsın. Bu hükmüne karşı muaraza mübareze edemezsin. Uçakta bir, birkaç tane bayan kaç yüz kişi hizmet ediyor adeta. Aynen. Mi? Maalesef. Evet, eğer izdivazdaki hikmet, şimdi Üstad bunun kısa cizahına geçiyor. Eğer izdivazat hikmet yalnız kazay şehvet olsa taaddüt bilakis olmalı. Halbuki hatta bütün hayvanatın şehadetiyle ve izdivaç eden nebatatın tasdikiyle sabittir ki izdivacın hikmeti ve gayesi tenasüldür. Kazay şehvet lezzeti ise o vazifeyi gördürmek için rahmet tarafından verilen bir ücreti cüz'iyedir. Şimdi üstad olaya bak çok farklı noktadan bakıyor. Daha doğrusu Kur'an bu hükmü koyarken olaya bizim baktığımız taraftan bakmıyor. Yani evliliği sadece lezzet vasıtası, şehvet vasıtası olarak bakmıyor Kur'an. Evlilikteki asıl maksat neslin çoğalmasıdır. Ve buna delil de bütün hayvanattanın şahitliklerine bakın. Şu hayvanlar sana hizmet eden yani koyunu, kuzusu, ineği, devesi veyahut da diğer bütün hayvanlara bak. Yani bunların maksadı, bunların çiftleşmeleri sadece şehvet için mi? Çünkü senede bir defa yani adeta yani tenasül yani çiftleşme oluyor. Ondan sonra ne yapıyorsun? Bir bakıyorsun ki 200 300 ve sen de o hayvanları barındırman, beslemen, onları çiftleştirmem. Ya bizim işte koyunla koç hayatını yaşasınlar diye mi çiftleştiriyorsun? Yok. O tenasül için çiftleştiriyorsun. Neslin çoğalması orada menfaat etmek için. Peki ahırda beslediğin koyuna Ahırda beslediğin ne bileyim tavuğuna işte horozuna veya döküzüne ineğine neslinin çoğalması menfaatini takip ediyorsun da insanlık dünyasına millet olarak neden böyle bakmıyorsun? Peygamberimiz evleniniz çoğalınız diyor, sizin çokluğunuzu iflah edeceğim diyor. Her devlet yani adeta çocuk yap para vereceğim diye bak devlet çatıdan baktığın vakit evliliğe böyle bakıyor. Devlet nasıl bakıyor? Benim milletim çoğalsın diyor. Evlenin çoğalın diye bakıyor İşte ne bu Avrupa'daki insanlar hayata, evliliğe hatta şehvet ve lezzet noktasına baktıklarından dolayı evlenmiyor. Tenasül kanunu yani neslin çoğalması kanunu sekteye uğruyor. Nesilleri yok oluyor. Ve devlet basıp bağırıyor. Yani hatta bas bas bağırıyor. Ya çocuk yap yeter ki çocuk yap neslimiz çoğalsın. Tükeniyoruz, bitiyoruz. Yani yarın bir gün Türkler çoğala çoğala Avrupa'yı distil edecekler diyor. Size çocuk yapın diyor. Bak bütün devlet açısından çatıdan baktığın vakit evlilik sadece bir zevk meselesi değil. Evlilik milletin, ümmetin çoğalmasıdır. Peki milletin ve ümmetin çoğalması bir evlilikle mi daha iyi olur, çok evlilikle mi daha iyi olur? O zaman devlet menfaati açısından baktığım vakit çok evlilik milletin çoğalmasına, ümmetin çoğalmasına sebebiyet verdiğinden dolayı daha da tercih edilir olması gerekiyor. Yani sen bir evlilik de olsa hani bir üç çocuk yap, beş çocuk yap diye ya buna bile mübarezi yani Kur'an, sünnet Hani neslin çoğalmasını teşvik eder, ümmetin çoğalmasını teşvik eder. Medeniyet ise yine çok yani bir evlilik de olsa çok çocuğa yine mübareze ediyor. Ondan sonra yani aile çiziyor, bir aile 5-6 tane çocuk üzerine çarpı atıyor, yok böyle diyor. Niye? E ideal aile 2 kişidir, 3 kişidir. Bak medeniyet bu yönüyle dahi yine Kur'an'a ve sünnete mübareze ve muhareze ediyor. E şu anki diyelim yani bizde bir takım aydın insanlarımız, Müslümanlarımız veyahut da siyasilerimiz bir evlilikte çok çocukları çok çocuk olmayı tergip eder, teşvik ederse e niye neden yani iki evlilikte çok çocuklar teşvik edilmesin ki? Niye bu isabetsiz olsun ki? Haşa niye bu zamana bakmasın ki? Bu zamana bakmasının ta kendisidir. Eğer Kur'an'ın bu hükmün ne kadar isabetli olduğunu şu Avrupalılar anlamış olsalardı, onların devletlerinin, milletlerinin geleceği çok evlilikle ancak kabil olacağını bilebilselerdi, idrak edebilseler hemen Kur'an'ın bu hükmüne sarılırlar. Nesillerini, milletlerini çoğaltma tarafına giderler. Onun için Üstad Kur'an olaya böyle bakıyor. Sadece böyle zevk, hayatı yaşama meselesi değildir. Üstad hayvanattan örnek verdi. Ve aynı zamanda nebatatın tasdikiyle de yine sabittir. Nebatata baktığımız vakit de telkih, döllenmenin ve çoğalmanın nesli devam etmek için olduğu anlaşılıyor her bitki, her ağaç bayrağını her tarafa dikmek ister diyor. Çoğalmak meselesi bu. Peki nebatatta böyle, hayvanatta böyle. E insanlarda niye böyle olmasın ki? İnsanlarda da böyle aslında. Önemli olan neslin çoğalması. Madem hikmeten, hakikaten, yani hem hikmet bakımından hem de gerçeklilik bakımından izdivaç nesil içindir. Nev'in bekası içindir. Yani o türün devamı içindir. O milletin veyahut da ne bileyim o toplumun devamı içindir evlilik. Ee, kazayı şehvet ise diyor, hani o işi yaparken işte şehvetini tatmin etme, duygularını tatmin etme meselesi ise, o vazifeyi gördürmek için rahmet tarafından verilen bir ücreti cüz'iyedir. Allah o vazifeyi yaptırmak için rahmet tarafından cüz'i bir ücret veriyor, ta ki insanlar işte evlenip çoğalsınlar diye. Yoksa Cenab-ı Hak o lezzeti de koymazsa, yani ne yapacak? Hiç insan ya gelin milletimiz çoğalsın diye bir evlilik yapma tarafına gitmez. Nesil tükenir, insanlık tükenir. Nesil biter yani. Hayvanatta da bu böyle. Hayvanatta Cenab-ı Hak o cüz'i lezzeti koymasa hayvanlar, işte ne bileyim koyunlar, işte kuzu şeyler, diğer e, inekler ya gelin türümüzü devam ettirmek için e, işte birleşelim, çiftleşelim der mi? Demez. Cenab-ı Hak onu yaptırmak cüz'i bir lezzet koyuyor. O cüz'i bir lezzet ile nesilleri çoğaltıyor. Ama gel gör ki şu medeniyeti hazıra, şu sefih medeniyet, her şeyi lezzetine münhasır kılan, batlının ve fercinin hizmetine münhasır kılan şu sefih medeniyet, evliliğe sadece lezzet noktasında bakıyor. Sadece e, ne bileyim kazayı şehvet noktasında bakıyor ve hata ediyor. Kur'an'ın bu hükmünün ne kadar isabetli olduğu da buradan anlaşılıyor. Madem hikmeten hakikaten izdivası nesil içindir, nev'in bekası o türün devamı içindir. Elbette bir senede yalnız bir defa tevellüde kabil ve ayın yalnız yarısında kabili telekkuh olan ve 50 senede yese düşen bir kadın ekseri vakitte ta 100 seneye kadar kabili telki bir erkeğe kafi gelmediğinden medeniyet pek çok fahişe haneleri kabul etmeye mecburdur. Kadın bir senede bir defa ancak han çocuk yapabilir. Ve ondan sonra senenin yarısında yine müsait olmayabiliyor ve hatta 50 seneden sonra işte menopoz dedikleri ve de yse düşüyor. Menopoza düşüyor. Ondan sonra çocuk daha olmuyor. Halbuki erkek 100 yaşına kadar telki etme yani evlenme ve yani çocuk yapma tarafına gidebiliyor. Elbette ki bu özelliklerdeki kadınlar 100 yaşına kadar kabili telki olan yani neslin çoğalmasına müsait olan erkeğe mukabele edemiyor. Yani iki insan düşünün. Bir insan %50'ye kadar hani neslin çoğalmasına yardım ediyor, hizmet ediyor. Bir insan ise yüz yaşına kadar neslin çoğalmasına yardım ediyor. E bu 50 seneye kadar arkadaş, elliden sonrasına arkadaş edemeyeceğinden dolayı medeniyet pek çok fahişe haneleri kabul etmeye mecburdur ki aynen böyle oluyor. Medeniyet tabii ki şu son cümle biraz daha evliliğe lezzet noktasında bakanlara da bir cevap. Sen madem lezzet noktasına bakıyorsun yine dört evlilik şeydir. Eğer böyle bakmazsan o ona kafi gelmediğinden dolayı pek çok fuhuşa gidecek. Zinaya gidecek. Başka işte ne bileyim bir dost, bir arkadaş edinmeye gidecek. Zengin ve imkanları da varsa, kanun da müsaade etmiyorsa başka gizli bir ev tutacak. işte İstanbul'da bir sürü olduğu gibi. Ve medeniyet şeyin insanlardan bunu biliyorlar. Bildikleri gibi. Bu sefer başka bir arkadaş, başka bir dostluk kurmaya çalışacak. Yani neticede sen bunun evliliğini, yani o kadınla beraberliğini ister tanı kanunen, ister tanıma bu insan yolunu bulacak ne yani o şeye gidiyor. Sen devlet bunu tanımazsan fuhuş oluyor, zina oluyor, haram oluyor. Fakat bunu kanun ve nizam altına alsan devlet de tanısa ne olacak? O zaman kanunlar çeşitli, yasal bir çeşitli olacak. Adam daha dip köşe bucak kaçma tarafına gitmeyecek. Ve neslin çoğalmasına, neslin ziyadeleşmesine de hizmet etmiş olacak. Diğer taraftan ne yapıyor? İkinci bir evliliği yapar. ikinci bir beraberliğe gider. Fakat çocuk yapmaz. diye ya bilinirse kanun beni darda bırakır. Ve çocuk olursa bu sefer birincisini boşama tarafına gidiyor. Bütün aileleri ifsat ediyor. Yani çok daha müzakere edilebilir bu noktada. Fakat bizim konumuzda vurgulananlar bu nokta olduğu için ben bunları dile getiriyorum. Bunun hani mütehassisleri tarafından çok evlilik ve tek evlilikler müzakere edilse Kur'an'ın hükmünü ne kadar isabetli olduğunun, medeniyeti hazıranın, sefih ve vahşi medeniyetin, Kur'an'a muaraz eden medeniyetin ne kadar yersiz olduğunu, toplum için, millet için ne kadar fecaat olduğunu, facia olduğunu göreceklerdir. Fakat akılları başlarında ise. Bir de şunu bir nokta var. Kısaca bunu da söylüyorum. Şeriatın iki hükmü var. Biri şeriat ona müessistir. Bu ise hüsnü hakiki ve hayrı mahsdır. Şeriat onun üzerine tesir. O tam bazı hükümleri var ki tamamen hakiki bir güzellik, tamamen bir mas. İkinci kısmı şeriat muaddildir. Tadil ediyor, normalleştiriyor. Yani gayet vahşi ve gaddar bir suretten çıkarıp ehven ve muaddel ve tabiatı beşere tatbiki mümkün ve tamamen hüsnü hakkiye geçebilmek için zaman ve zeminden alınmış bir surete ifrak etmiştir. Yani bu çok evlilikler sonra bir Arnavut tarafından taaddu de ezvaç soruluyor münazaratta. Yani birden fazla evliliği, esir ve küre gibi bazı meseleleri eskide olduğu gibi zamanımızdaki bir takım ecnebiler, dinsizler medeniyet noktayı nazarında şeriata bazı vehimler ve şüpheler irade etmek için kullanıyorlar diyor. Gündeme getiriyor. İşte işte medeniyet böyle diyor. Siz çok gericisiniz. Ya olur mu işte 3-4 evlilik diyor. Gibi gündeme getiriyor. Olayın Allah'ını alay ediyor. Üstad da bunun müdafasını yapıyor. Şeriat bazı şeyleri tadil ediyor. Yani evlilik önceden toplumda yani 5, 6, 7, 8, 9, 10 evlilikleri vardı insanların. Birçok evlilikleri yanı vardı. Şeriat o 8 9 10'u 4'e kadar indiriyor. Beşerin fıtratına uygun bir hale getiriyor. Bak bu noktada Kur'an birden 4'e çıkarmamış. Belki 5 10 15'ten 4'e kadar indirmiştir ki bu da Kur'an'ın yine ayrı bir rahmet yönüdür. Fakat işte şu zamanı hazra yeni muarazıcımız dediğimiz şu medeniyet güya gelmiş Kur'an'a galebe çalacak. Kur'an'ın hükümlerini hafife almak, ezik görmek için böyle bir mübarezide bulunuyor. Fakat gel gör ki bütün Kur'an'a bak mübareze ve muaraze eden şu ayetin hükmüne muaraze edenler inan gidin şahsi hayatlarını inceleyin bir evlilikle kalmamışlardır. Yani birçok Yine Müslümanların bakın ekser bu ayete iman eden ve tatbik eden Müslümanlar Allah doğrudur der fakat yine tek evlilikle iktifa eder. Haram olduğu için zinaya gitmez. Fakat bunun tersini iddia eden insanlar bir birçok evliliği tenkit ederler fakat fuhşa, zinaya giden yine onlar. Yani Müslümanlar bakın bu çok antika bir nokta. Müslümanlar Hani birçok evlilik Allah dediği için uygundur. Fakat bizim imkanımız yoktur. Hani hatta ayette bir evliliği daha istihan ediyor. Onunla yetinmeniz daha uygundur diyor. Müslümanlar ona riayet ediyor. Gayri meşru bir tarzda fuhşa ve zinaya gitmiyor. Fakat diğeri Kur'an'ın bu hükmünü tenkit ediyor. Fakat tenkit ettiği noktada gayrimeşru fuhşa ve zinaya giden yine onlar. Onların reisleri, onların başları. Yani başından tutun ta dibine kadar Kur'an'a muharaz eder. Fakat tam tersine iddia ettiği şeyi, tenkit ettiği şeyi kendisi yapar. Fakat kanunen yapmaz, gayri meşru yapar. İşte gel gör vaziyet. Hem tenkit eder, hem de arkadan e, gayri bir şekilde kendisi icra eder. Allah bunları ıslah etsin, iman nasip etsin. sonra Kur'an'ın diğer ayetlerine kıyas ediyor. Fakat bizim dersimiz burada fazla, haddinden fazla zamanımız açtığından dolayı burada bitiriyoruz. Risale-i Nur'un şahatül icazı ve bu manada Kur'an'ı müdafeden 25. sözü muhteşemdir ayrıntılı bir şekilde okumaya havale okumanızı havale ediyoruz. Lillahi Teala'l-Fatiha.